Merhaba dostlarım, Dalıcı Teorik Eğitim Programı'na hoş geldiniz. Burada yapacağımız teorik eğitimlerin amacı sizleri deniz dalışlarına ve pratik çalışmalara önceden hazırlamaktır. Bu eğitimler sadece teorik kısmınızı güçlendirme amacı taşıyor. Yani bu eğitim videolarını istediğiniz zaman tekrar tekrar açıp izleyerek bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Uluslararası geçerliğe sahip dalış lisansına sahip olmak ve uygulama becerilerini denizde gerçekleştirmek için mutlaka benimle iletişime geçmeli ve birlikte planlayacağımız 3 veya 4 günlük bir dalış eğitim kampına katılmalısınız. Scuba Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, yani su altında bağımsız nefes alma aparatı cümlesinin İngilizce baş harflerinden oluşur. Yaklaşık 100 yıldır kullandığımız scuba ekipmanı birleştirildiğinde tek bir ekipmanmış gibi görülebilir. Fakat toplamda 3 ana ekipmandan oluşur. Denge iliği, tüp ve regülatör. Denge iliği su altındaki yüzerliliğimiz için olmazsa olmaz ekipmanlarımızın birincisidir. İngilizce açılımı buoyancy compensator, Türkçe'de ise yüzerlilik kontrol cihazı ya da denge iliğidir. İçerisindeki havayı suyun altındaki dengemize bağlı olarak şişirip indirmemizi ve suyun altında nötr yüzerlilikli ve dengede kalmamızı sağlar. BC diye kısalttığımız denge iliği içerisine havayı alıp boşaltmamızı sağlayan sol omzumuzun hizasında olan bir hortuma sahiptir. Hortumun üzerinde iki tane düğme bulunur ve bunlardan bir tanesi BC'yi şişirirken ikincisi BC'nin içerisindeki havayı boşaltır. Ayrıca BC üzerinde ekstra 2 veya 3 adet acil tahliye valfleri bulunur. Tuzlu suyun ve kumun düğmeleri tıkadığı ve BC'nin kontrolsüz bir şekilde şiştiği anlarda bu valfler BC'nizin içindeki havayı boşaltarak sizin kontrollü bir şekilde yukarıya doğru yükselmenizi sağlar. BC'nizi kullanırken üzerinize tam oturduğundan emin olmalı, kemerleri sıkmalı ve tokaları doğru taktığınızdan emin olmalısınız. Dalış esnasında dengemizi ayarlarken sadece BC'yi kullanmayız. Uygulama eğitimlerine katıldığınızda göreceğiniz gibi dengenin bir kısmını ciğerlerimizdeki hava ile ayarlarken bir kısmını BC ile ayarlarız. BC'nin dengeli ve kontrollü bir şekilde kullanılması su altında güvenli bir dalış geçirmemiz için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Her dalış sonrası diğer ekipmanlarımızı olduğu gibi BC'yi de detaylı bir şekilde tatlı suyla yıkamalı, arada sırada BC hortumundan su ve hava ile doldurarak BC'nin içerisini çalkalamalı ve içerisine giren tuzlu suyun dışarı çıkmasını sağlamalıyız. Dalış tüpleri genel olarak alüminyum veya çelikten yapılan, içerisine yüksek basınçlı hava bulunduran materyallerdir. İlk ve din sistem olmak üzere iki tip vana şekline sahiptirler. Din sistemde regülatör vidası yuvaya vidalanacak şekilde monte edilir. İnt sistemde ise regülatör yok sisteminin üzerine oturacak şekildedir. Din kullanımı ve takıp çıkarması zahmetli olmasından kaynaklı çoğu dalış merkezinde kullanılan tüp vanaları yok vana şeklindedir. Din vana sistemi çok daha yüksek basınçlı havaya dayanıklıdır. Yok vana sisteminde en çok karşılaşılan problem yok vana adaptörünün üzerindeki siyah O-ring adı verilen contadır. Bu siyah conta yüksek basınç, tuz ve yıpranmadan kaynaklı aşınır ve bazen yırtılarak regülatör ve tüp vanası arasından kuvvetli hava kaçaklarına neden olabilir. İnt vanaların önünde bulunan bu O-ring din vanalarında bulunmaz. Sadece din regülatörün ön yüzünde bulunur. Her dalış öncesi vana ve regülatör üzerindeki O-ring kontrolünü yapmak sizin daha keyifli ve güvenli bir dalış gerçekleştirmenizi sağlar. Sportif dalışlarda tüpümüze asla saf oksijen ile dolum yapılmaz. Tüpümüzün içerisindeki hava şu an solduğumuz havanın aynısı. Yani %21 oksijen, %78 nitrojen, %1 de diğer gazlardan oluşur. Sadece filtrelemeden geçtiği için daha temiz, nemsiz, kuru bir havadır. Tüpler yüksek basınçlı hava bulundurduğu için düşme veya yuvarlanma gibi durumlara karşı her zaman önlem almalı, dik bir şekilde ortalıkta bırakmaktan mutlaka sakınmalıyız. Mümkünse bağlamalı veya yatay hareket etmeyecek şekilde konumlandırmalısınız. Tüpler de diğer dalış ekipmanları gibi her kullanımdan sonra tatlı suyla yıkanmalıdır. Özellikle vanaların çok basit bir şekilde açılıp kapanabiliyor olması gerekir. Vanaları çok sıkmak uzun vadede açılıp kapanmasını zorlaştırır. Ve tüplerin içi asla boş bırakılmaz. Su veya kir gibi nesnelerin içine girmemesi için mutlaka bir miktar hava bulundurmakta fayda vardır. Regülatörler yüksek basınç ile doldurulmuş olan tüplerdeki havayı önce ara basınca daha sonra da ihtiyacımız olan ortam basıncına düşürerek rahat nefes alıp vermemizi sağlayan ekipmanlardır. Regülatörler tüpe takılan kısım olan birinci kademe ve nefes alıp verme işlemini yaptığımız ikinci kademeden oluşur. Birinci kademenin olduğu kısmın yüksek basınç çıkış bölgesine tüpümüzün içinde ne kadar hava kaldığını gösteren gösterge bağlanır. Birinci kademenin olduğu alçak basınçlı bölmelere ise yedek hava kaynağı olan ahtapı ve BC'ye ulaşan alçak basınç hortumları bağlanır. Tıpkı tüp vanalarında olduğu gibi bağlanış şekillerine göre regülatörler int veya din olarak ikiye ayrılır.
Birinci kademe bölümü yüksek basıncı alçak basınca çevirerek ikinci kademeye yedek hava kaynağına ve BC hortumuna düşük hava basıncı şeklinde iletir. Yüksek hava basıncı sadece tüpün içerisinde ne kadar hava kaldığını gösteren gösterge kısmına yüksek bir şekilde iletilir. İkinci kademe regülatör ve yedek hava kaynağı olan regülatörün ortasında bir tahliye butonu bulunur. Bu buton su altında dalıcının ağzına su girmesi durumunda regülatörün içindeki suyu dışarıya tahliye etmesine yarar. Kullanım çok basit, akıllıca bir tasarımdır. Şuraya basarsınız ve içerisindeki bütün su dışarıya gider. Diğer dalış ekipmanlarında olduğu gibi regülatörler de her dalış sonrası tatlı suyla mutlaka yıkanmalıdır. Fakat yıkama işlemi yapılırken birinci kademenin toz kapağının kapalı olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz. İkinci kademenin regülatörünün tahliye butonuna da basılmadığından emin olmalısınız. Eğer tahliye butonuna basılırsa hortumun içerisine su girebilir. Regülatörler içine su almadığı takdirde kusursuz bir şekilde çalışır. Fakat içlerine su kaçabilecek su ve nemli durumlarda regülatörün çalışma prensipleri ciddi bir şekilde bozulabilir. Yoğun kullanım sonrasında periyodik olarak yetkili servislerin regülatörlerin bakımları mutlaka yapılması gerekir. Basınç göstergeleri ne işe yarar? SPG yani Submersible Pressure Gauge ya da Türkçesiyle basınç göstergesi. Genel olarak tüpümüzün içerisinde ne kadar hava kaldığını bizlere gösterir. Hava kontrolünü düzenli bir şekilde yapmak dalışımızı maksimum güvenli bir hale getirir. Scuba'nın en zorunlu ekipmanları arasındadır. SPG'ler basit bir şekilde havayı gösteren gauge'lerden karmaşık ve bakımı daha dikkatli olması gereken elektronik mekanizmalara kadar birçok farklı şekilde değişkenlik gösterir.